Hadi al. Bu senin. Bu eve de bana da bir tane suratsız gelin yetiyor. Sen de Maitri gibi yüzünü asıp dolaşma. Biraz neşelenin hadi. Hayır anne hayır. Çayı siz için. Üstelik bütün gün gelinlerinize bağırmaktan boğazınız kurumuştur. Ben kendime yeni çay yaparım. Yeter ama ne oluyor? Bilmiyorum demeyin. Bunu herkes biliyor. Mayra aslında Rudra'yı seviyor ama buna rağmen yine de Rohit'le evlenecek. Maitra ablanın da bu yüzden içi içini yiyor. Ama ne yapsın ha? Değil mi abla? Ne? Şatapti sen neler söylüyorsun? Ne söylüyorum anne? Abla dur. Bir fikrim var. Gel Rohit'le bu konuyu konuşalım. Belki böylece o ağrıdan çekilir ve Mayra Rudra ile birlikte... Hayır Şatapti. Bizim öncelikle kimsenin kalbini kırmamamız gerekiyor. Allah nasıl bir yazı yazdıysa her şey öyle olacak. Anne ben gidip Mayra'yı çağırayım. Zerdeçal törenine başlayalım. Anne, ne yapıyorsunuz? Normalde kafanızda 40 tilki dönmesi lazım. Yine bir plan düşünsenize. Düşünüyor. Peki ben bundan sonra o şarkıda kiminle dans edeceğim söyle. Hem bundan sonra biz üzgünken kim kukla gösterisiyle ikimizi de güldürecek? Biliyorum. Üstelik Udaipur'da internet çok yavaş çalışıyor. Mayra'nın kamerasını yanına almadığı zamanlarda onunla konuşmanın başka bir yolunu asla bulamayız. Dhruv, Koyal, bunları konuştuk öyle değil mi? Evlenmem gerektiğini biliyoruz. Hadi Dhruv, sen benim için sevinmiyor musun? Senin için seviniyorum ama kendim için üzülüyorum. Evet, ben de. Bir daha seninle konuşmayacağım, küstüm. Hayır, ben buraya birkaç gün için geldim çocuklar. Bir gün kendi evime dönmem gerekecekti değil mi? Sonsuza kadar burada kalmam mümkün değil. Ne olur kalsan gitme işte. Evet, Rohit abiye veda et. Onu uğurla sonra da ben buradan gitmek istemiyorum de. Koyal, Dhruv. Hadi siz çabuk aşağı. Ben de Mayra'yı getireceğim. Abla, bu zerdeçal töreni çok gerekli mi? Evlenmek istemiyor musun? Bu tören düğün öncesindeki en son gelenek. Hala çok geç değil. Reddedebilirsin. Hayır abla. Ben kararımı çoktan verdim. Hadi o zaman. Ne tuhaf adamsın. Gömleğimi çıkarayım öyle mi? Onu rahat bırak baba. İstemiyorsa neden zorluyorsun? Zorlama. Evet Rohit abi. Mecbur değilsin. Evlenmesen de olur yani. Ne var ki bunda? Kimse kızmaz sana gerçekten. Aslında çocuklar doğru söylüyorlar. Yani kendini neden sıkıntıya sokuyorsun? Amerika'ya dön, orada bir kız bul. Partilere gidin, için, eğlenin, keyfinize bakın. Çok tuhaf bir espri anlayışım var. Ama benim bir Amerikalı ile evlenmeye niyetim yok. Evleneceğim tek bir kız var, o da Mayra. Rohit, Rohit, Rohit! Dur bakalım, gelini düğünden önce görmek yok. Uğursuzluk getirir. Ama bütün bunlar zerdeçal töreninden sonra diyebilirim. Mayra? Dün gece için özür dilerim. Lütfen kızma bana. Önemli değil Rohit, sorun değil. Seni gerçekten seviyorum. %100
Yüzüne zerdeçal süreceğiz ama gereksiz. Yüzünün ışıldaması lazım. Ama mutlu değilsen nasıl ışıldar ki? Böyle bir şey mümkün değil. Bak, eğer istemiyorsan... Eğer benim gelinim olmak istiyorsan... iyi bilmen gereken bir şey var. Burada gerçekten mutlu olursun. Bir kere hiçbir şeyin eksik olmaz kızım. Hele sevgi konusunda bu sözüme inan. Şatabdi, Rudra nerede? Onu sabahtan beri görmedim. Çay içmeye bile gelmedi. Yoksa onunla konuşacak mısın? Hayır, hayır. Otur lütfen. Birden ne oldu böyle? Tere guzre dino se jaga tera. Ay yeter. Yeter. Mayra burada sadece birkaç gündür yaşıyor. Ama çocuklarla öyle yakınlaşıp kaynaştılar ki gittiğinde onu çok özleyecekler. Çocuklar yeter. Yapmayın. Yeter ama Mayra. İstersen duşa girebilirsin. Rohit de Samrat'ın odasını kullanacak.